Ekonominin unsurlarından bahsedeceğiz. E, 4 tane unsurdan bahsedeceğiz burada. Öncelikli olarak üretimle başlayacağız. Üretimin tanımı şu: İhtiyaçları karşılamak için bir ürünün elde edilme süreci. Üretim sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak esasına dayandığından üretimde akılcılığın ve verimliliğin temel esas olması amaçlanır. İşte üretimin araçları bu önemli bir mevzu. Üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan temel dört tane unsurdan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi doğa ya da ham madde. Üretim için gerekli olan ham maddedir doğa. Madenler, orman, toprak, petrol, su birer ham madde niteliğindedir. Emek üretimin en önemli unsurudur ya da iş gücü. Üretime katılan bedensel ya da zihinsel insan gücünü ifade eder ve en önemli üretim aracıdır. Çünkü insan olmadan diğer faktörler tek başlarına üretim gerçekleştiremeyecekler. Emekle alakalı bir başka kavram iş bölümü. İş bölümü farklı işlerin farklı kişiler tarafından yapılmasıdır. Yani uzmanlaşmadır. Burada Marx'ın ortaya attığı bir kavram var. Ondan bahsetmek istiyorum. Sürekli aynı işi yapan İşle ilgili kararlara katılamayan bireylerin yaşadığı duruma yabancılaşma demiş Marx ve burada da emekle alakalı önemli kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir üretim aracı, sermaye, üretimde kullanılan her türlü araç, gereç, makine ve donanımı ifade eder. Girişim ya da eski adıyla teşebbüs bütün bu araçları bir araya getirerek üretimi gerçekleştiren, risk alan kişi ya da kişilerdir. Bunlar üretimin kararını verirler ve bütün riski alırlar. Müzik